NASA'nın önde gelen gezegen avcısı uzay aracı, dünyanın boyutlarıyla örtüşen ve suyu sıvı halde tutabilen ikinci gezegeni saptadı ve her iki gezegen de aynı yıldızın yörüngesinde dönüyor. NASA'nın Transiting Exoplanet Survey Satellite, Nisan 2018'de fırlatıldı. O tarihten itibaren 285 teyit edilmiş öte gezegen ve 6000'den fazla gezegen adayı tespit edildi. Doğrulanan gezegenlerin en ilginç olanlarından biri, Dünya ile aynı büyüklükte olan ve yıldızının yaşama elverişli bölgesinde bulunan TOI 700 d adlı bir gezegen. NASA'nın Kaliforniya'da bulunan Jet itiş laboratuvarında astronom olarak görevini sürdüren Emily Gilbert verdiği demeçte "Önce ona bakmaya başladık ve bu gerçek mi diye sorduk." dedi. Gilbert ve meslektaşları, araştırma sonuçlarını Amerikan Astronomi Derneği'nin, bu hafta Seattle kentinde ve sanal olarak düzenlenen, 241. toplantısında paylaştı. Transiting Exoplanet Survey Satellite, her defasında bir ay boyunca yıldızları izleyerek, yıldız ile teleskop arasından geçiş yapan, bir gezegene işaret edebilecek, parlaklıktaki küçük düşüşleri arayarak gezegenleri tespit ediyor. Gökbilimciler parlaklıktaki bu azalmalardan yola çıkarak gezegenin boyutlarını tahmin edebilir ve yörüngesini izleyebilir. Gilbert ve meslektaşları 2020 yılında dünyaya yaklaşık 100 ışık yılı mesafede bulunan TOI-700 adlı küçük bir yıldızın yörüngesinde dönen 3 gezegen keşfedildiğini duyurdu. Ev sahibi yıldız kırmızı bir cüce olsa da, benzerlerinin büyük kısmının aksine, TOI 700, yakınlardaki bir gezegende yaşamı küle çevirebilecek, herhangi bir ani aktivite darbesinden uzakta, nispeten sessiz bir gök cismi. Gilbert, Transiting Exoplanet Survey sateliteden sağladığımız iki yıllık veri kümesinde, herhangi bir optik parlama kanıtı görmedik diyor. Transiting Kegs Planet Survey satellitenin ilk aşamada, TOI-700 sisteminde keşfettiği üç gezegenin ikisi, dünyaya fazlasıyla benzer biçimde, yıldıza çok yakın bir yörüngede dönüyor. Buna karşın, özellikle de TOI-700D adıyla bilinen, üçüncü gezegen umut vaat ediyor. Bilim insanları, bu gezegenin dünyaya kıyasla yaklaşık, yüzde 20 daha büyük olduğunu, her 37 dünya gününde bir yıldızın, yörüngesindeki turunu tamamladığını ve bu durumun, onu bilim insanlarının yaşama elverişli bölge diye adlandırdığı, sıcaklıkların yüzeyde sıvı suyun bulunmasına imkan tanıdığı, bir yere konumlandırdığını keşfettiler. Bilim insanları yalnızca bu üç gezegenle sistemi, bizden 39.5 ışık yılı mesafede yer alan ve 7 adet dünya boyutlarında gezegene ev sahipliği yapan bir sistem olan Trappist-1 ile karşılaştırıyorlardı. Gilbert bu hiç şüphesiz ilginç bir karşılaştırma diyor. Bununla birlikte Trappist-1'in daha aktif ve sönük bir yıldız olduğu hesaba katıldığında TOI-700 sisteminin işlemeye devam etmesinin daha kolay olacağını vurguluyor. Gilbert ve meslektaşları, şimdi TOI-700D'nin üçüncü ve ilgi çekici, bir kardeşe sahip olduğunu belirtiyorlar. TOI-700E diye adlandırılan bu gezegen, gökbilimcilerin alışılmış haliyle, yaşama elverişli bölge adını verdikleri bölgede değil. Öte yandan, bu tanım bir değişim sürecinde. Özellikle de gökbilimciler Venüs ve Mars'ın, büyük ihtimalle her ikisinin de, geçmişte yüzeylerinde su barındırdığını fark ettikten sonra, kimileri TOI-700'nin e de içinde bulunduğu, bir imser yaşanabilir bölge önerdiler. Gilbert ve meslektaşları, TOI-700'nin e kütlesinin dünyanınkinin yaklaşık %95'i kadar olduğunu tahmin ediyor, bundan ötürü muhtemelen kayalık ve, her 28 dünya gününde bir yörüngesini tamamlıyor. Bu durum, onu TOI-700C ile D arasına yerleştiriyor. Yeni keşfedilen gezegen de büyük ihtimalle, kütle çekim kilidi ile bağlı olduğundan, yıldızına daima aynı yüzünü gösteriyor. Gilbert, şu anda sadece Transiting Exoplanet Survey satellitenin, verilerinden öğrendiğimiz şeylerin büyük kısmı, bundan ibaret. Fakat onu daha fazla karakterize etmek amacını güden ve, devam etmekte olan başka araştırmalarımız da mevcut diyor. Henüz bir neticeye ulaşamamış olsak da heyecan verici bilgiler geliyor. Gilbert Transiting King Exoplanet Survey uydusu bir haftadan biraz daha uzun bir süre içinde bakışlarını tekrar TOI-700'e yönelteceğini ve önümüzdeki yıl içinde yaklaşık 9 ay veri akışı sağlanacağını belirtiyor. Ve başka araştırmacılar da destek veriyorlar. Gilbert ve ekibi, şu anda yıldız sistemini Şili'de bulunan, çok büyük teleskop kayalık öte gezegenler için kademe spektrografı ve, dünya benzeri öte gezegenleri tanımlaması için tasarlanmış olan, kararlı spektroskopik gözlem araçlarını kullanarak gözlemliyor. Araştırmacılar, kararlı spektroskopik gözlem araçlarını gerçekleştirdiği gözlemlerin, sistemde bulunan dört gezegenin de, kütlelerini belirlemelerine imkan tanımasını umuyor ve, bir ortak araştırma grubu, bu gezegenlere dair iklim modellerini açığa çıkarabilecek bilgiler olan, yıldızın ultraviyole salımlarını tahmin etmek amacıyla, Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanıyor. Gilbert'ın aktardığı kadarıyla, James Webb Uzay Teleskobu, gezegen dışı bir atmosferin bileşenlerini, koklayabildiğini çoktandır kanıtlamış olsa da, bu araç yıldızın küçük boyutu göz önüne alınarak ve, pratik olmak adına, her biri atmosferik bir analizin çok uzun süreceği kadar, küçük olan TOI-700D ya da E'de kullanılmayacak. Bununla birlikte, en büyük gezegen olan, TOI-700B'yi inceleyebileceğini sözlerine ekliyor. Gilbert, yeni bulgunun Transiting Exoplanet Survey satelite genişletilen misyonunun değerini gözler önüne serdiğini ifade ediyor. Başlangıçta uzay aracının 2 yıl çalışması planlanmıştı. Ek görev dönemine Eylül 2022'de başladı ve faaliyetleri Ekim 2024'de dek sürecek. TOI-700, Transiting Exoplanet Survey satelite güney gökyüzünü incelerken, kesintisiz biçimde baktığı kozmos bölgesinde bulunuyor. Netice itibariyle, Gilbert ve meslektaşlarının topladıkları sinyallerin, gerçek olduğunu teyit etmek için, TOI-700'e'nin yaptığı geçişlere dair, 14 farklı gözlemi bir araya getirmesi gerekti. Maryland Üniversitesi'ne bağlı Kalıç Park'ta, doktora adayı olan Ben Hort, şayet yıldız biraz daha yakın ya da, gezegen biraz daha büyük olsaydı, Transiting Exoplanet Survey Satellite'in, ilk yıl içerisinde topladığı verilerden, toi eyi saptayabilirdik, diyor. Aynı zamanda, NASA'nın Maryland'de bulunan Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde, yüksek lisans araştırmacısı olan Hord verdiği demeçte, öte yandan, sinyal öylesine zayıftı ki, onu belirleyebilmek için fazladan, geçiş gözlemlerine ihtiyaç duyduk.